Seninkisi 14.07. Evet yani benimkisi de 06.06. 06.06 ne yapar abi? 66. 66. Evet abi geliyor. Öf. Ölümün adı iki adım. Kimin sol yanını boş bıraktığını bilmiyordu. Kimi tamamlayacaktı, kimi eksiltmişti. Merak etti, gelmişti. Öyleyse bu geliş sebepsiz değildi. Vay. Ne kadar güzeldi ki. Gözleri biraz kapalı, bir şebnem tanesi süzülüyordu yanağının üzerinden. Havva ona yaklaştı, kendisini bu kadar yaklaşıldığını Adem bilmedi. O kadar güzeldi ki. Çok güzel abi. Kimin sol yanını boş bıraktığını bilmiyordu. Kimi tamamlayacaktı, kimi eksiltmişti. Merak etti, gelmişti. Öyleyse bu gelişi sebepsiz değildi. Evet abi. Bu nereye gidiyor ya? 20.09. 20. Pardon bir dakika, 20 bir dakika. 10, 11, 12. 20. Koyunun başına oturmuş. Orada da barınamadı artık. Ne? 209. 209. Aa kesin bunu şey geldi. Grup gibi düşünüyorlar sizi. Ne düşünüyorsunuz? Bak bak kuyu başına gitti işte. Yine karşımıza geldi ya. Bir raya harfi gibi içine düşen umutla Adem bekliyorum. Öyleyse gelecek dedi. Bu kadar çok çağırdığı için bir devri kapadığını, bir devranı tamamladığını, bir eşiği geçtiğini hissetti. An geldi. Yakıcı sıcaklar saklanmış, sular serinletmişti. Tatlı bir rüzgar esiyordu dünya alemin üzerinde. Varlığın seyri seferinden her şey nefesini tutmuştu ki dünyanın biri bir ucunda, öbürü öbür ucunda olan iki kişinin ilk dünyanın bu ilk iki sakininin bir araya gelmesi için izin çıktı. Gerisi kolaydı, zor değildi. Adem, Havva ile iki dünyanın birleştiği yerde bir araya geldi. Giden Adem'di ama Havva geldi. Gelen Havva değil, yitirilmiş cennetti. Vay. Abi, giden Adem'di ama Havva geldi. Gelen Havva değil, yitirilmiş cennetti. Vay. Bir de 127 okur musun Mahalır? 127. Adem'in şelale suyuna girmesi demiş. Eti bu kadar sızığı hiç bilmemiş, bedenindeki bütün uzuvların varlığını Adem. Böylesi şiddetli bir acıyla, bunca sancıyla hiç hissetmemişti. Kemikleri birbirinden, iliği kemiğinden, derisi etinden sıyrıldı sanki. Perçeminde söğüt dallarının zorlu silsilesi. Şeyle şenlenmişti. Yerden yükselen koyu bir buhar. Perdesiyle yükselen çisentili bir yağmur sağanağının arasında mavi ışıklar, gümüşlü sisler, çisentiler, selintiler ortasında bir kayanın üzerine oturuverdi Adem. Ayaklarını bir araya topladı. Dizlerini birleştirdi. Dirseklerini dizlerinin üzerine dayadı. Avuçlarını çukurlaştırdı. Yağmur, ırmak suyu, şelale havuzu. Adem onca suyun ortasında dikti gözlerini. Avuçlarında biriken suya baktı sadece. Bu kadar gafil olunur muydu? Çok güzel. Ben şu alt kata ineyim. Siz bana verin malzemeleri. Aynen. Oradan da aşağıdan da ben uzatayım size. Öf bak şu çok güzel. Vallahi. Öyle genişledi ki Adem'in kalbi, içine önemi çok olduğu için isimleri de çok olan muhabbetler doldu. Gökler doldu. Burada. İsimlerinin hepsiyle alemlerin Rabbi sığdı. Adem dönüp baktı oradaydı. Alemlerin Rabbi sığdığı yer sadece inanan bir kalp kadardı. Çok güzeldi. Haydi bakalım. Bir alta iniyorum hemen. Oradan alırım.